Tabii engelliler aslında koşunun içerisinde var. Yani biz hatta şöyle bir şey yapıyoruz, pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Engelli koşuculara ücretsiz kayıt hakkı veriyoruz. Turizm çeşitliliği ile ilgili biliyorsunuz sürekli bakanlığın yeni açıklamaları oluyor, çalışmaları oluyor. Bunlardan aslında en önemlilerinden birisi spor turizmi. Milyarlarca euro dünyada hacme sahip bir spor bir turizm şekli bu aslında. Biz de bu bölgede aslında yaptığımız şey biraz da spor turizmi. 2000 üzerinde oda bu organizasyon için ayrılıyor. Binlerce insan buraya seyahat ediyor. Yani içinde turizminin her şeyi olan organizasyonlar, aynı zamanda spor amaçlı organizasyonlar. O sebeple bölgenin turizm açısından da çok değer verdiğimiz ve büyütmeye çalıştığımız bir organizasyon. 180 kişiyle başladığımız 2014 yılındaki serüven şu anda 3000'lere doğru gider bir hale aldı. Dünya çapında 74 ülke, çünkü şu anda bu organizasyon Türkiye'de en fazla yabancı sporcunun, en fazla ülkeden en fazla yabancı sporcunun katıldığı spor organizasyonudur. Daha büyüğü yok bu açıdan. O yüzden Ürgüp olarak hepimiz çok şanslıyız ve gurur duymamız lazım. 15 sabahı ilk start 7'de, ikinci start ise 10'da olarak yine aynı şekilde devam edecek. Saat 7'de 63 kilometre ve 119 kilometre koşan sporcular start alacak. 1000 civarında, 1200 civarında sporcu olacak. Saat 10'da da 38 kilometre koşan sporcular yine aynı şekilde. Ve yarışın bitiş saati de, tamamen bitiş saati de pazar günü sabah 7. Yani uzun yarış, bildiğiniz gibi 24 saat süren bir yarış. Bunun için bütün hazırlıklar tamamlandı. Haftaya salı gününe itibaren işaretlemeler, parkur işaretlemeleri de yapılacak. Tabii bu yılda elit atletleri var. Özellikle İtalya'dan, Rusya'dan ve Almanya'dan gelen önemli sporcular var. 74 ülke, son dün kayıtlar kapandı. 74 ülkeden şu anda 2224 kayıtlı sporcu var. Sağlık personeli sayısı da 106'ymış. Yani bugüne kadar 106 sağlık personeli indirimli kayıttan yararlanmış. Sportif faaliyetlerle ilgili de uluslararası anlamda yapılan faaliyetler artık çok kıymetli. Özellikle sosyal medyanın da gelişmesi ve gelinen noktada önemli bir aktör haline gelmesiyle bu bağlamda yapılan etkinliklerin önemi son derece artıyor. Dokuzuncusu yapılan Solomon Kapadokya Ultra Trail müsabakaları için de benim geçmiş yıllarda da gözüme çarpan bir etkinlik. Buradaki temel hedefimiz hem insanların Kapadokya'nın incisi, Gözbebeği, Ürgüp ilçemizi daha iyi tanımaları, daha fazla ziyaretçi alıp ilçemizin tüm bileşenlerine ekonomik anlamda katkısı olmasını bu işlerin çok önemsiyoruz. Yaklaşık gene 75 ülkeden 2000 aşkın sporcuyu, ailesini Ürgüp ilçemizde ağırlamanın mutluluğu içerisinde olacağız. Ama bu yarışmanın en önemli özelliği de biz start ve finişi Ürgüp'te vermemize rağmen parkurların Kapadokya bölgesinin tüm özelliklerini, tüm bölgeyi kapsayıcı unsurda olması çok önemli. Hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda ziyaretçiler, basın mensuplarıyla temel hedefimiz bölgemizi en güzel şekilde tanıtıp daha fazla insana ulaşma gayreti göstermektir.